Dünya üzerinde birbirinden ilginç batıl inançlar var. Bunlardan bazılarını sizler için derledim. Evlere nazar değmesin diye nal çakmak, iyi de dalı asmak bu inançların en bilinenlerinden. Fransa'da köpeğin ardından ilk adımı sol ayağınızla attığınızda mutluluğa, sağ ayağınızla attığınızda büyük bir talihsizlik yaşayacağınıza inanılır. Rusya'da kuş düşürmenin para getireceğine inanılıyor. Bulgaristan'da evlenmemiş bir kadın masa kenarına oturursa evlenecek erkek bulamayacağına inanılıyor. Ayrıca çirkin çocuklara sahip olmamak için alkolsüz içeceklerin olduğu bardakları tokuşturmuyorlar. Danimarka'da kırık tabaklar uğur getiriyor. Öyle ki Noel'de hediyeleşme için bile kullanılıyor. İspanya'da her ay başı 12 üzüm yemenin büyük şans getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle her ay saat tam 12'de 12 üzüm yiyorlar. Yunanistan'da hapşırdığınızda biri arkanızdan konuşuyor diye düşünülür. Yine Yunanistan'da bol dikenli bir kaktüs sizi tüm kötülüklerden koruyabilir. Almanya'da çok ilginç bir gelenek var. Su dolu kadehi kaldırıp şerefe demek, kadeh kaldırdığınız kişilerin ölmesini dilemek anlamına geliyor. Rusya'da birine çiçek verirken sayısı son derece önemli. Çünkü birine çiçek verirken tek sayılar kadar çiçek seçip vermelisiniz. Çift sayıda çiçekler sadece cenazelere gönderilebiliyor. Fransa'da baget ekmeği masaya ters koymak uğursuzluk getiriyor. Çinlilerin batıl inancına göre 4, 13, 14, 23, 24 sayıları uğursuz kabul ediliyor. Bu yüzden daire ve oda numaralarında bu sayılar kullanılmıyor. İspanya'da büyük uğursuzluk getirdiğine inanıldığı için 13. Salı gününde hiçbir şey yapılmıyor. Almanya'da önünüzden yürüyen kedi bunu soldan sağa doğru yaparsa başınıza bir talihsizlik gelecektir. Sağdan sola zikzak çizerse mutluluk sizinle olacak demektir. İspanya'da eğer süpürge bekar birinin ayağına dokunursa o kişi hayatı boyunca yalnız kalacaktır. Brezilya'da batıl bir inanca göre kötü şansla karşılaşmamak için çantanızı ve cüzdanınızı asla yere koymamalısınız. Dağıstan'da çorbanıza sinek düşmesi size hediye geleceğini müjdeliyor. Mısır'da makasın ağzını açık bırakmanın kötü şans getirdiğine inanılıyor. Haiti'de ayağınızda tek bir ayakkabı varken yere basarsanız annenizin öleceğine dair tuhaf bir inanış var. Danimarka'da yıl boyunca kırılan porselenler biriktiriliyor ve yıl sonunda aileler toplanıp en çok hangi ailenin porseleninin kırıldığına bakıyor. Kimin daha çok kırık porseleni varsa o ailenin zengin olacağına inanılıyor. Malezya'da yastıkların üzerine oturulursa çıban çıkacağı düşünülüyor. Hindistan'da perşembe ve cumartesi günleri saç ve tırnak kesilmez. Bu büyük uğursuzluk getirir. Malta'daki tüm kiliselerin saatleri şeytanın aklını karıştırmak için farklı zamanı gösteriyor. İskoçya'da gelinler mutlu bir evlilik için düğün öncesi çamura batırılıyor. Örümcek öldürmek Katar'da adeta bir tabu çünkü onlar evleri yangından koruyor. Peki siz bu inançlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.